konuşmama, bu çerçevede girmemin temel nedeni, yasama organının yürütme ve yargı karşısındaki içine düştüğü zafiyet. Bu zafiyetten yasama organını kurtarmak gerekiyor. Bu konudaki kararlı tavrı takınacak olan kişi ise her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturacak kişidir. Biz bu yasama döneminde, bugün seçimler yapılacak, gerçekten de bilgisiyle, birikimiyle, demokrasiye olan inancıyla hiç kimsenin tereddüt etmeyeceği bir kişiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterdik. Aday gösterdiğimiz kişi Sayın Deniz Baykal. Ve umuyoruz, ve diliyoruz, bütün az önce saydığım gariplikleri, az önce saydığım haksızlıkları, az önce saydığım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına gölge düşüren uygulamaları Sayın Deniz Baykal'ın başkanlığı döneminde yaşamayız. Parlamento yeniden itibar kazanmış olur. Parlamento yeniden güçler dengesinin önemli, saygın bir parçası olur. Yürütmenin arka bahçesi haline dönüşmez. O nedenle bütün milletvekili arkadaşlarımın bu alanda duyarlı olduklarına inanıyorum. Biraz sonra seçimlerimiz olacak ve o çerçevede oylarımızı kullanacağız. Bakınız, Suriye konusu gündemde duruyor. Ta en başından beri bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma gerçekten samimi olarak seslenmek istiyorum. Ta en başından beri Suriye politikasının yanlış olduğunu söyledik. Yapmayın dedik. Yanlış yaparsınız dedik. Bize dediler ki siz Esadçısınız. Yapmayın dedik, yanlış yapıyorsunuz dedik. Bize dediler ki siz Bağızçısınız dediler. Ama bugün emin olun iktidarda olanlar dahi kendi hatalarını artık kabul eder noktaya geldiler. Ve bir yanlış Suriye politikası 2 milyon Suriyeli göçmenle fatura ödeyecek hale getirdi bizi. 2 milyonun üstünde Suriyeli göçmenimiz var. Şu sorunun yanıtını hepimiz aramak zorundayız. 2 milyon üstündeki Suriyeli göçmenin kendi yurtlarını terk etmelerinin sorumlusu kimdir acaba? Cilve gözünde, Reyhanlı'da patlayan bombaların sorumlusu kimdir acaba? İktidar sahiplerinin, o dönemin iktidar sahiplerinin bu topluma, Türkiye'ye bu faturayı ödetmeye hakları var mıydı acaba? Israrla söyledik, yanlış yapıyorsunuz diye. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Komşularımızı da seviyoruz. Huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Önümüze farklı bir tablo kondu değerli arkadaşlarım. Şimdi acaba Suriye'ye girelim mi, girmeyelim mi? Nasıl gireceğiz Suriye'ye? Tampon bölge oluşturalım. Sayın Davutoğlu'na, geçici hükümetin başbakanı olan Sayın Davutoğlu'na yine seslenmek isterim. Senin adına başkaları konuşmamalı. Suriye konusunda önce sen konuşmalısın. Sen konuşacaksın ki senin başbakan olduğunun farkına varalım biz. Senin yerine başkaları konuşuyor ve sen sesini kesiyorsun. Ve sen susuyorsun. Bunlar doğru değil. Kesinlikle bunlar doğru değil. Suriye'ye gireceğiz. Niye gireceğiz Suriye'ye? Hangi gerekçeyle gireceğiz Suriye'ye? Akan kan yetmedi mi? Şimdi sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Yazık günah değil mi bu ülkeye? Ramazan ayı orada kan akıyor. Binlerce insan öldürüldü. Sizin yanlış politikalarınız nedeniyle terör örgütleri bizim komşumuz oldu. Şimdi şikayet ediyorsun. Seni zamanında uyardık.